Herkese merhaba. Bu videoda sizlerle beraber çok merak ettiğiniz Anker Q30'u inceleyeceğiz. Şimdi gelin isterseniz hep beraber detaylara bakalım. YouTube tarihimde bu kadar fazla yorumlarda Q30 hakkında yorum görmemişimdir. Herkes bana Q30'u ne olur incele, ne olur incele. Ben incelemeyecektim. Planım da yoktu. Ancak bu kadar yorum geldiği için kayıtsız kalamadım ve bu cihazı satın aldım. Sizler için detaylıca inceleyeceğim bugün. Daha öncesinde kanalda Anker Q10'u incelemiştik. Q20'yi atlamıştım ama Q30 hakkında çok fazla güzel yorum gördüğüm için ben de bunu artık alıp sizlerle beraber incelemek istedim. Şimdi gelin isterseniz kutu açılışına geçelim. Gövde özelliklerine göz atalım. Sonrasında incelememize devam edelim. Kutuya hızlıca baktığımız zaman SoundCore by Anker'i görüyoruz. Burada modelimiz var, Q30. Çoklu modlu bir aktif gürültü engelleyici olduğundan bahsedilmiş. İlerleyen dakikalarda anlatacağız. Hi-Res audio görseli var. Sonrasında hibrit aktif bir gürültü engelleyici yazılmış tekrardan buraya. 40 saatlik bir pil ömrü, şeffaflık modu ve NFC modunun olduğu buraya konumlandırılmış. Yan tarafında Hi-Res audio logolarını yine görüyoruz. Kutunun arkasına geldiğimiz zaman ise burada bir tane uygulamamız var. Hem Google Play Store'da hem de App Store'da indirilebiliyor. Uygulamanın ismi de SoundCore uygulaması. Bundan zaten sizlere ilerleyen dakikalarda bahsedeceğim. 3 tane farklı ANC modumuz var. Ulaşım, ev içi ve dışarısı olmak üzere. Hemen alt tarafta ise ön plana çıkan diğer özelliklerden bahsetmek istiyorum. Yine Hi-Res audio olduğu buraya yazılmış. Mikrofonumuz var. 40 saatlik bir pil ömrümüz var. 5 dakikada 4 saatlik hızlı bir şarj özelliğimiz var. Güzel bir özellik. NFC özelliği ve şeffaflık modu için bir dokunmatik alan olduğu buraya konumlandırılmış. Evet, şimdi şu şekilde kutusunu bir açalım bakalım. Kutusunun içerisinden neler çıkacak. Taşıma kılıfı daha öncesinde Sony'nin WH-1000XM4 modelini incelemiştim. Onun taşıma kılıfına inanılmaz derecede benziyor. Şu şekilde bastırdığınız zaman biraz içeri giriyor ama yine de bir hayli sert. Onu söyleyebilirim. Yani fiyata göre böyle bir kutu çıkması şaşırtıcı. Güzel bir kutu çünkü bu. Sonrasında şu şekilde cihazımızı ilk defa şöyle kenara bir koyalım. Kutunun içerisinden başka neler çıkacak. Kulaklığımız Bluetooth ama isterseniz kablo olarak kullanabilmeniz adına bir tane kablo çıkıyor burada. Ve aynı zamanda burada da görüldüğü üzere USB Type-C'den Type-A'ya bir tane şarj kablomuz var arkadaşlar. Şimdi gelelim cihazın gövde yapısına. Evet, gövdesine baktığımız zaman burada karşımıza iki tane şu şekilde logo çıkıyor. Bunlar SoundCore logoları. Rose Gold renginde konumlandırılmış. Güzel duruyor, şık duruyor. Şuradaki alana yani bu kafanıza değen kısma Active Noise Cancellation diye yazmanın hiçbir manası yok bence. Hani dışarıdan şu şekilde taktığınızı düşünün. Burada bir reklam alanı gibi Active Noise Cancellation yazılmış. Hem de iki tarafına yazılmış, sağlı sollu. Bunu beğenmediğimi söylemek istiyorum. Bunların dışında kafa bantı kısmında gördüğünüz gibi kafanıza göre şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bunların bu tık 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 mekanizması gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Yani kafanızda bir sıkıntı yaratmıyor. Kafa bantı dolgusu kısmına baktığımız zaman bana biraz yumuşak geldi. Hani kafamda nasıl bir şey yaratacak onu bilmiyorum tabii. Ergonomi kısmında ondan size bahsedeceğim. Burası yine Q10 modelinde de daha öncesinde incelemiştim zaten. Vardı hatırlarsınız. Biraz o zaman kötüydü malzemesi. Şu an biraz daha kaliteli olmuş. Dış yapısına geldiğimiz zaman burası tıraşlanmış metal olarak kullanılmış. Güzel olmuş bence. Hani onun dışında bir sıkıntı yok. Katlanabilirlik konusunda şu şekilde içeri doğru katlanılabiliyor ve rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de isterseniz hızlıca gelin hemen ağırlığına bakalım bu kulaklığın. Çünkü bana standart kulaklıklardan bir tık ağır gibi geldi. 266-265 gram gibi bir ağırlığımız var. Standart kulaklıklara göre bir tık daha ağır diyebiliriz. Pediler kısmına geldiğimiz zaman gördüğünüz gibi right ve left olmak üzere içerisine zaten yazılmış nerenin ne olduğu. Pedlerin yumuşaklığına baktığınız zaman güzel bir yumuşaklığı var. Şu şekilde büzüştürdüm. Nasıl yaptıysam hemen onun şeklini alıyor. Yani bu da şu anlama geliyor. Kulağınıza taktığınız zaman kulağınızın ve kafanızın şeklini alacaktır bu kulaklık. Ergonomi kısmı için gördüğünüz gibi çeşitli şekilde ayarlamaları da mevcut. Tuşlar kısmına geldiğimiz zaman onlardan da hemen bahsetmek istiyorum sizlere. Bir tane aktif gürültü engelleyici için bir tuşumuz var. Sonrasında açıp kapatma tuşumuz var. Type-C girişimiz var ve cihazı açtığımız zaman burada çeşitli renklerde yanan bir LED'imiz var. Cihazın açık ya da kapalı olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Diğer tarafa geldiğimiz zaman sesi alçaltma, sesi yükseltme, çalan şarkıyı durdurup başlatma gibi tuşlarımız var ve isterseniz bu cihazı kablo olarak da kullanabiliyorsunuz. Burada bir kablo girişi mevcut. Kulaklığın sağ tarafında NFC bölümü var. Hani bir bağlantı
bağlantı seçeneği. Yine NFC ile telefonunuz eğer destekliyorsa bunu kullanabiliyorsunuz. Zaten Android telefonlarda olan bir özellik bu. Apple cihazlarda bulunmuyor. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi bir dokunmatik alan var. Buradaki alana dokunduğunuz zaman şeffaflık modunu açıyor ve böylelikle dışarıdaki sesleri çok daha rahat bir şekilde duyabiliyorsunuz. Bunu zaten ilerleyen dakikalarda anlatacağım. Şimdi bir de gelin meşhur stres testimizi gerçekleştirelim. Şu şekilde tamamıyla bir açtım. Hiç bir şey yok yani çıtırtı vesaire hiçbir sıkıntı yok şu an. Şu şekilde bir bakalım. Evet, çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Tamamen açtığımda da yani istediğim tarafa böyle büküyorum, kırıyorum, ediyorum hiçbir sıkıntısı yok. Gayet sağlam ve hani bir gıcırtı vesaire de gelmediğini söylemek istiyorum arkadaşlar. Evet, kutu açılışını gerçekleştirdik ve gövde özelliklerine baktık. Bir de isterseniz gelin bu kulaklığı bir kafamıza takalım. Kafamızda nasıl bir görüntüsü var, nasıl bir ergonomisi var ve yalıtımı var ondan size bahsedeyim. Şu an için ilk olarak taktığım zaman vermiş olduğu izlenim olarak pasif izolasyonundan bahsetmek istiyorum. Zaten aktif gürültü engelleyicisi var. Pasif izolasyonunda gayet iyi bir şekilde olduğunu söylemek istiyorum. Bu kulaklık kulak kapsayan bir kulaklık. Bu kulağınızsa kulağınızı şu şekilde kapsıyor. Kulağınızın üstüne bir baskı oluşturan bir yapısı yok bu kulaklığın. Kulak kapsayan kulaklık olarak geçiyor. O yüzden güzel bir ergonomisi var. Kulağınızın etrafından içeri girebilecek sesleri de elimine ediyor. Pasif izolasyon gayet başarılı. Bunların dışında hani biraz büyük ve ağır gibi düşünüyordum açık konuşmak gerekirse ama hani burada şu anda ilk verdiği izlenim olarak hani kötü bir yorumda bulunmak istemiyorum. Gayet güzel, gayet rahat. Hani kafaya oturan alan da gayet güzel. O konuda da bir sıkıntımız yok. Bence hani Anker burada ergonomi konusunda güzel bir şekilde ilerlemiş. Çünkü Qoo'nun özellikle malzeme kalitesi ve hani yapısını o kadar fazla beğenmemiştim ve kulağa biraz baskı oluşturuyordu. Ancak Q30'da böyle hissettiğim bir baskı da mevcut değil. Burada gövde yapısı hakkında yapabileceğim bir diğer eleştiri ise tuşlar olacak. Yani burada tuşların bastığınız zaman vermiş olduğu o geri bildirimler, o tık 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 sesleri beni biraz rahatsız etti. Özellikle hani bir kulaklık için artık 900-1000 TL bandına çıkıyorsanız burada bu tarz şeylerin bence artık biraz daha azalması gerekiyor. Ama onun dışında genel olarak kulaklığın gövde yapısını ve ergonomisini beğendiğimi söylemek istiyorum. Kulaklığımızın pil performansına geldiğimiz zaman kutunun üzerinde zaten bahsetmişti. 40 saatlik bir pil gücü var. Bunların dışında eğer aktif gürültü engelleyiciyi kapatırsanız bu performans 60 saate yükseliyor ki gerçekten yüksek bir rakam. USB Type-C üzerinden şarj olduğunu zaten söyledik ve aynı zamanda hızlı bir şarj özelliği de var. 5 dakikada 4 saatlik bir müzik keyfini bizlere sağlıyor. Bu önemli ve uzun bir özellik. Normalde 5 dakika şarj edersiniz 1 saat vesaire olur ama burada da artık hızlı şarj konusunda güzel bir noktaya doğru gitmiş Anker. Pilimizin kapasitesi ise yaklaşık olarak 720 mAh ve pilimizin sıfırdan 100'e dolması ise 2 saatimizi alıyor. Kulaklığımızın bağlantı performansına geldiğimiz zaman ise burada Bluetooth 5.0 ile beraber bizlere sunulmuş bir cihaz olduğunu söylemek istiyorum. NFC özelliği var. Eğer bir Android telefonunuz varsa kulaklığın NFC bölümüne dokunduruyorsunuz telefonunuzu ve böylelikle bağlantı kurulmuş oluyor. NFC bu işe yarıyor. Bundan sonraki bağlantı yine Bluetooth üzerinden yapılıyor. Kodek olarak AAC ve SBC gibi kodekler var. Normalde kulaklığın üzerinde high res gibi bir ibare de gördük. Hani burada ben aptX, aptX low latency gibi kodekleri de beklerdim. Ancak ne yazık ki burada sadece SBC ve AAC kodekleri var. Bu da ne anlama geliyor? Özellikle iPhone telefonlarınız varsa burada ideal bir müzik deneyimini bizlere yaşatıyor. Çünkü biliyorsunuz iPhone telefonlarda aptX ya da aptX low latency vesaire gibi üst segment kodekler zaten halihazırda bulunmuyor. Senkron kısmına geldiğimiz zaman ise burada senkronla da bir problem yok. Kısa bir video var. Hemen onu girelim. Daha çok dışarıda çekim yapmak için uygun ya da otomobil içine yerleştirmek için uygun kameralar çünkü çok geniş açılı kameralar bunlar. Bu tarz çekimler yapacaksanız açıkçası GoPro ya da DJI gibi markaların çeşitli ürünlerine göz atabilirsiniz. Bir sürü seçenek var. Bir de oyun performansına bakalım. Oyunda nasıl bir performansı var? Evet, senkron kısmında da bu şekildeydi. Herhangi bir sıkıntı yok. Oyunda belki çok az bir gecikme olabilir ama özellikle video izlerken bir problemimiz yok. Evet, en merak edilen kısımlardan biri olan ses performansı kısmına geldik. Şimdi isterseniz gelin bir müzik dinleyelim. Sonrasında yorumlarımı sizinle paylaşayım. Ekolajları bir top modeli. Aradaki fark gerçekten bayağı farklı.
You don't know what I'm gonna do. You don't know. Evet, ses konusundaki yorumlarıma geldiğim zaman burada yapacağım yorum şu olacak. Gerçekten çok kuvvetli bir kulaklık, çok yüksek. Normalde Spotify'dan müzik dinlerken hep genelde son sesle dinlerim ama bu kulaklıkla böyle 3-4 tık aşağıda dinlemek durumunda kaldım. Çünkü çok yüksek geldi bana. Seslerde en yüksek sese çıktığınız zaman bir takım bozulmalar söz konusu olabiliyor. Ama demin söylediğim gibi zaten en yüksek sesi dinleyemedim ben. Çok rahatsız edici. Sizin de dinlemenizi önermem. Kulak sağlığınız açısından iyi olmayabilir arkadaşlar. Sürücüler kısmına geldiğimiz zaman kulaklık üzerinde 40 milimetrelik sürücüler var ve hertz değerlerine baktığımız zaman 16 hertz ile 40 bin hertz arasında bir aralık var. Bu yüzden Hi-Rez logosunu koyabiliyor. Baslar kısmına geldiğimiz zaman kuvvetli bir bas var. Özellikle en son sese geldiğimiz zaman burada basın kuvveti iyice artıyor ve biraz bozulmalar oluyor. Zaten söylemiştim ama halihazırda Q10 kullanıyorsanız burada Q10 kadar bir bas beklemek doğru olmaz. Biraz daha burada bir dengeleme yapmışlar. Güzel olmuş. Sesin temizliği ve berraklığı konusunda bu kulaklığı Sony'nin WH-1000XM4 modeliyle kıyaslayanlar ve bu tarz yorumlar görüyorum bu kulaklığın yorumlar kısmında. Açık konuşmak gerekirse iki kulaklık birbiriyle kıyaslanmayacak seviyedeki kulaklıklar. O yüzden ben burada sesin temizliği ve berraklığı konusunda ve özellikle enstrümantal dağılım kısmında ne yazık ki burada hani Sony ile bir kıyas gibi bir şey yapamayacağım. Çünkü Sony burada çok önde. Zaten birebir bir rakip demek doğru olmaz arkadaşlar. Evet, ses performansı kısmımız da bu şekildeydi. Şimdi ise gelelim aktif gürültü engelleyici performansına. Aktif gürültü engelleyici performansında yine bu kulaklıklarla beraber bir test yapacağız. Bakalım nasıl bir aktif gürültü engelleyici performansı var. Hep beraber dinleyelim. Evet, şimdi kulaklığımı normal moda aldım. Yani aktif gürültü engelleyicisini kapattım. Bu şekilde nasıl bir performansı var bunu test edeceğiz. Her zamanki gibi sanki dışarıda bir çay kahve içtiğimiz bir yerdeymişiz gibi. Şu anda sesi açtım. Bu şekilde testimizi gerçekleştiriyorum. Sesi de biraz yükselteyim hatta. Şu anda kulaklığımızın vermiş olduğu ses bu şekilde. Şimdi isterseniz bir noise cancellation modunu açıyorum hemen. Noise cancelling. Burada noise cancellation'da şu anda transport moduna geçiyorum. Şimdi indoor moduna geçiyorum. Ve şimdi ise outdoor moduna geçiyorum. Ve son olarak ise burada bulunan şeffaflık modunu aktif hale getiriyorum. Aktif hale getirdiğim zaman zaten inanılmaz yerde ses yükseliyor. Tekrardan bir normal alıyorum. Normal. Ve noise tekrardan geçiyorum. Evet, bu kulaklığın da aktif gürültü engelleyici performansını böylelikle test etmiş olduk. Şimdi bir de isterseniz bu kulaklığın mikrofon performansına bakalım. Şu anda Anker Q30'un sessiz bir ortamda nasıl bir mikrofon performansı olduğunu duyuyorsunuz. Bir de şimdi tekrardan şu sesi bir açacağım. Ve böylelikle dışarıdayken, özellikle gürültülü bir ortamdayken nasıl bir mikrofon performansı olduğunu hep beraber duyuyoruz. Diyelim ki dışarıdasınız, bir kafedesiniz, arkadaşınızla telefonla görüşeceksiniz, bir toplantı yapacaksınız. Bu tarz bir durumda ise kulaklığın mikrofon performansı bu şekilde. Hatta direkt sese doğru döneyim ki biraz da bu şekildeki performansını hep beraber dinleyelim. Evet, şimdi bir de gelin dışarı çıkalım. Dışarıda nasıl bir performans var onu hep beraber bir göz atalım. Evet, şimdi ise dışarı çıktık. Her zamanki yerimize geldik. Burada ise Anker Q30'un mikrofon performansını sizlerle beraber test ediyorum. Zaten evin içerisinde çeşitli senaryolarla test etmiştik. Şimdi ise bir de dışarı geldik. Dışarıda böyle arabaların geçtiği, hatta mesela şu arabaları bir takip edelim. Geçtiği yerde nasıl bir mikrofon performansı var, bu sesleri nasıl engelliyor ya da engellemiyor, bunu test etmiş olduk. Evet, sizce Anker Q30'un mikrofon performansı nasıl arkadaşlar? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Evet, şimdi bir de gelin isterseniz bu cihazın bir uygulaması var Soundcore isminde. O uygulamaya bir bakalım, neler yapabiliyoruz, neleri değiştirebiliyoruz, buna bir göz atalım. Evet, bağlantı nasıl kurulur onu da hemen size göstereyim. Burada cihazımızın açma kapatma tuşuna basıyoruz.
Şu anda pilimiz orta seviyedeymiş. Cihazı aldığımız zaman şarj etmeden orta seviyede geldiğini söylemek istiyorum. Mavi renkte bir LED yanıp sönüyor. Telefonumun ayarlar kısmına gideceğim ve ilk bağlantısını gerçekleştireceğim hemen. Burada Bluetooth kısmında Soundcore Live Q30 isimli cihazı seçiyorum ve bağlantım kuruldu. Şimdi bir de isterseniz hemen gidelim. Bu cihazın uygulamasını size göstereyim. Bu uygulama üzerinden neler yapabiliyoruz? Ona şöyle hızlıca bir göz atalım. Burada uygulama ikiye ayrılmış. Speaker yani hoparlör ve kulaklıklar. Biz burada kulaklıkları seçiyoruz. Ve burada Liberty ve Live seçenekleri var. Burada Live'ı seçeceğiz. Çünkü bizimki Live Q30 modeli. Burada da Q30'umuzu seçiyoruz ve tamam diyoruz. Bulur bulmaz bir uygulama güncellemesi gelmiş. Onu hemen bir gerçekleştirelim. Buna da bir bakalım ne kadar sürecek. 1 MB'lık bir dosyaymış zaten. Çok hızlı bir şekilde gördüğünüz gibi o yükledi ve şu anda cihazın içine aktaracak. Güncellemeyi tamamlaması bayağı bir vakit aldı bu arada. Bir kapatıp açacakmış şimdi. Restart yaptı. Evet, bağlantımız kuruldu şu anda tekrardan gördüğünüz gibi. Hemen sağ yukarıda daha fazla cihaz ayarları diye bir bölüm var. Oraya geldiğimiz zaman iki tane seçeneğimiz var. Bunlardan bir tanesi sürüm güncelleme, diğeri de Quick Start Guide yani kolay bir kullanım kılavuzu. Hemen alt tarafa geldiğimiz zaman burada noise cancellation yani aktif gürültü engelleyicinin modlarını görüyoruz. Şu şekilde isterseniz bu uygulama sizlere yardımcı da oluyor ama burada hızlıca şöyle üstünden geçelim. Noise cancellation'ın modunu açtığınız zaman 3 tane farklı aşağıda modlar açılıyor. Bunlardan bir tanesi ulaşım, sonrasında indoor yani evin içinde, kafenin içinde vesaire bir yerde çalışırsanız bunu tercih etmenizi öneriyorlar. Ve son olarak ise outdoor modu yani dışarıdayken de dışarısı modunu kullanmanız daha doğru oluyor. Çünkü böylelikle biraz daha buradaki aktif gürültü engelleyicinin modunu azaltıyor ki dışarıdan gelecek olan tehlikeleri, işte bir arabaya da başka bir şey gelirken bunları duyabilin diye. Sonrasında burada transparency modu var. Bu şeffaflık modu. Özellikle kulaklığı kafanızdan çıkarmadan biriyle konuşmak istiyorsanız bu modu açmanız lazım ki dışarıdaki sesleri rahat bir şekilde duyun. İsterseniz şuradaki alanı 1 saniye boyunca dokunduğunuzda zaten bu şeffaflık modu otomatik olarak açılıyor. Ve bir tane de normal modumuz var. Normal modda da standart bir kulaklık deneyimi yaşıyorsunuz arkadaşlar. Hemen sol altta equalizer bölümümüz var. Burada gördüğünüz gibi default ve custom olmak üzere iki farklı seçeneğimiz var. Custom kısmına geldiğimiz zaman çok detaylı bir equalizer ayarı yapabiliyorsunuz. Benim klasik equalizer ayarım budur. Genellikle tabii şu anda dinlemeden ezbere yaptım ama muhtemelen belki bas ve tizleri biraz da azaltırım diye düşünüyorum. Bu da böyle bir özellik. Yani uygulamanın üzerinde bence en önemlilerinden bir tanesi equalizer ayarının oluyor olması arkadaşlar. Ve hemen sağ tarafta sleep mode diye bir özelliğimiz var. Sleep modda diyelim ki kulaklığı kafanıza takıyorsunuz ve uyurken bir takım sesler dinlemek istiyorsunuz. Mesela bu yağmur sesi. Yağmur sesini buradan aynı zamanda sesini de yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Biraz kuş ekleyebiliyorsunuz. Biraz rüzgar. Böyle kafanıza göre sesleri buraya ekleyebiliyorsunuz. Gerçekten çok değişik bir deneyim olmuş. Bu zamana kadar hani hiçbir kulaklıkta görmediğim bir özellikti bu. Özellikle hani bu tarz şeyleri, bu tarz sesleri dinleyerek uyuyabilen kişiler için önemli noktalardan bir tanesi. Evet, cihazın uygulama kısmı da bu şekildeydi. Evet, tüm testlerimizi tamamladık. Şimdi ise fiyat performans kısmındayız. Fiyat performans kısmında bu kulaklık yaklaşık olarak 800-900 TL bandında satın alınabiliyor. Ben yaklaşık olarak 890 TL gibi bir fiyata satın aldım. Siz en uygun olarak nereden buluyorsanız oradan satın alabilirsiniz. Çünkü dönemsel olarak bazı indirimler olabiliyor çeşitli internet sitelerinde. Direkt şuradan al demiyorum çünkü hani sürekli olarak fiyatlar değişiyor. En uygun neredeyse oradan almanızı öneririm arkadaşlar. Çok böyle üst segment bir beklentiniz varsa onu tatmin etmeyecektir ama çok yüksek müzik dinlemek için daha dolu basları duymak istiyorsanız burada Anker hani günlük bir kulaklık ihtiyacınızı gönül rahatlığıyla karşılayacaktır. Bunu söyleyebilirim. Güzel bir uygulaması var. Bu uygulama üzerinden equalizer ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Aktif gürültü engelleyicinin modlarını değiştirebiliyorsunuz. Zaten aktif gürültü engelleyici modlarını hep beraber test ettik. Nasıl bir performansı olduğunu denedik, gördük. Bunların dışında aynı zamanda mikrofon performansında çeşitli ortamlarda test ettik. Genel olarak yani bu fiyata aslında fiyat performans bir kulaklık denilebilir. Çoğu kişiyi tatmin edecektir. Özellikle ses performansı konusunda tamam, temiz, güzel, okey ama böyle ultra berrak ya da işte bazı üst segment kulaklıklarla kıyaslandığı zaman kesinlikle kıyas kabul etmez, onu söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar, bir incelememizin daha sonuna geldik. Beğendiyseniz mutlaka beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.